Evet. Biliyorsunuz 3 Şubat 2022'de bir yasa çıktı. Öğretmenlik Meslek Kanunu. Bu yasa 13 maddeden oluşan eğitim alanına çok sınırlı ve eğitim emekçilerine zarar verecek bir yasaydı. Yani yanlış bir yasaydı. Ana muhalefet partisi ve diğer tüm muhalif partilerin itirazına rağmen bu yasa geçti. O dönemde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak yasanın çıkmaması için ve daha katılımcı, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir yasa için çok mücadele ettik. Fakat biliyorsunuz yaz aylarında öğretmenlerimiz yasayı fark ettiler. Yasadaki tüm maddelerin hemen hemen ayrımcılığın önünü açacağı, liyakat dışı atamalara yol açacağı, aynı zamanda öğretmenleri kendi içinde zaten ücretli ve sözleşmeli öğretmen vardı, kadrolu öğretmenleri de üç parçaya ayıracağını ortaya koyan bir yasaydı. Yasanın çok ciddi sorunları var. Yani öğretmenlerin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını ilerletmesi lazım bir yasanın. Ancak eğitim tarihine baktığımızda öğretmenlere, eğitim emekçilerine ilk kez bir yasa bu kadar ayrımcı bir biçimde bir uygulama alanı açmış oluyor. Yani öğretmenlerimizi kendi içinde kadrolu ve güvenceli olmaksızın, aynı zamanda ücretli ve sözleşmeli öğretmenleri düşündüğümüzde, kadrolu ve güvenceli olması gereken öğretmenleri de bir sınav yaparak maaş artışını sınava bağlayan, öğretmen yıllarca emek vermiş öğretmenlerimizi bir sınavla yeterli olanlar ve yeterli olmayanlar olarak ayrıştırıp, yeterli olanlara uzmanlık ünvanı ve baş öğretmenlik ünvanı vererek maaş artışı getiren bir yasayla karşı karşıyayız. Öğretmenlerimiz seminer sürecinin ne kadar olumsuz bir süreç olduğunu gördüler. Yanı sıra 19 Kasım'da sınav yapılacak biliyorsunuz. Bu sınavın da aynı zamanda öğretmenleri bölen, parçalayan ve maaş artışını bu sınavın sonucuna göre değerlendiren bir düzenleme olduğunu fark ettiler. Aylardır eğitim emekçileri sosyal medya üzerinden Türkiye gündemine oturdu. Öğretmenler tek ses, tek yürek diyerek öğretmenlik meslek kanununa karşı itirazlarını, eleştirilerini çok apaçık bir biçimde ortaya koydular. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamaları öğretmenlerin bu itirazları karşısında önce şaşırttı onları. Arkasından tutarsız ki birkaç açıklama yaptılar. Yetkili sendikaları suçlar gibi bir yaklaşım izlediler. Ancak daha sonra gözlemledik ki siyasal iktidarın bu yasayla ilgili bir sorunu yok. Yetkili sendikanın da bu yasayla ilgili olarak bir sorunu yok. Çünkü yasa çıktıktan sonra bunu hiç tartışmadılar. Bu yasaya karşı itirazlarını açık ve net biçimde ortaya koymadılar. Tabii biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak gerçekten alanlarda 81 ilin hemen hemen her birinde yazın sıcağında açıklamalar yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yapmak istedik. Ancak genel merkezimiz abluka altına alındı ve sözümüzün bakanlığın kıyısında, yakınında, kapısının önünde söylememiz engellendi. Okullar açıldığında yaşanan sorunları Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek istedik. Ancak Milli Eğitim Bakanı yetkili sendika dışında ve Türkiye Eğitim Sen'le birlikte belki kararları ortaklaştırmaya çalışıyorlar ama onlardan farklı düşünen hiçbir sendikayla görüşmedi. Bizim de talebimiz karşılık bulmadı. Bu yüzden ne yapacaktık? Yani kamu vicdanını yaralayan, eğitim emekçilerinin geçinememe ve aynı zamanda nefes alamama sorununu çözmeyen bu yasa karşısında konuşmak istiyoruz, konuşmamıza izin vermiyorlar. Masanın etrafında tartışmak istiyoruz, bir söylem kurarak buna imkan sağlayacak olanaklar yaratmıyorlar. Alanlardan bağırıyoruz, sesleniyoruz, bunu dinlemiyorlar. Bir de biliyorsunuz 15 Ekim'de binlerce öğretmenin Türkiye'nin her ilinden, ilçelerinden katıldığı bir miting gerçekleştirdik. Dedik ki o mitingde emeğimiz için, onurumuz için ve çalışma barışımız için öğretmenlik meslek kanunu iptal edilsin ve yeni bir yasa için 1966 yılında çıkartılmış eğitim emekçilerinin uluslararası yasası olan öğretmenlerin statüsü tavsiyesi esas alınarak yeni bir yasal düzenleme için katılımcı bir anlayışla hazırlanacak bir süreci başlatalım dedik. Fakat buna da ses soluk olmadı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak kendi üyemizle sınırlı bir mücadele
seviyede sonuç alamayacağımızı biliyorduk. O yüzden aylardır tüm eğitim sendikalarına çağrılar çıkardık. Özellikle yetkili olmayan tüm eğitim sendikaları. Bu arada biliyorsunuz 50'ye yakın eğitim sendikası var ve şimdi 14 sendika olarak 15 Ekim günü yaptığımız mitingin bir önceki günü sendikalar olarak toplandık ve bir karar tutanağına hep birlikte imza attık.